Atatürk'ün bütün eserleri kitabında 24. ciltte Peygamberimiz hakkında şöyle dediği yazıyor. Kur'an sureleri Muhammed'e açık semada peyda olmuş bir şimşek gibi günün birinde birden bire bir taraftan inmiş değildir. Kur'an sureleri el Muhammed'e açık semada peyda olmuş bir şimşek gibi kalbine indirilmiş değildir. Muhammed'in beyan ettiği sureler uzun bir devirde dini tefekkürlerinin mahsulü olmuştur. Muhammed bu surelere birçok çalıştıktan ve tetkikler yaptıktan sonra edebi bir şekil vermiştir. dediği yazıyormuş bu kitapta. Ben tarihçi değilim. Böyle demiş mi dememiş mi bilmiyorum. Bu tür şeyler okuduk ama arşivlerdeki bilgilerle bunlar örtüşüyor mu? Tarihi vesikalara uygun mudur değil midir? Onu tarihçiler bilir. Tarihçiler incelesin. Benim alanım değil. Ben o dedi mi demedi mi onu bilmem. Ama bir insan bu Kur'an'ın sureleri Allah'tan gelmemiştir. Muhammed bunu kendisi düşünmüş, taşınmış, yazmış, çizmiştir dediği zaman İslam'ı Kur'an inkar ediyor sayılır. O bunu demiş mi dememiş mi bilmiyorum. Ama bunu birisi söylerse, Kur'an Allah'ın kelamı değildir. Bunu Muhammed kendisi uzun araştırmalar sonucunda yazmıştır. Derse ki peygamberimiz ümmi idi. Bırakın araştırma yapmaya okuma yazması bile yoktu. Bugün bunca bilim adamı var. Kur'an meydan okuyor. Eğer bu kitabın Allah'tan olmadığını düşünüyorsanız. Ve in kuntum fi raybin misli. Şu kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz kitaptan şüphe ediyorsanız haydi onun bir tane suresinin benzerini getirin. Ved'u şuhada'akum min dunillah. Allah'tan başka bütün şahitlerinizi, alimlerinizi, profesörlerinizi hepsini çağırın. İn kuntum eğer gerçekten bu iddianızda doğru iseniz, hakikaten şüphe içerisindeyseniz bunun kolayı var. Haydi oturun bütün alimler, bütün edebiyatçılar hepsi bir araya gelsinler, bütün bilim adamları. Haydi Kur'an'ın bir tane suresinin benzerini yazsınlar. Kur'an gibi belagata sahip olacak. Kur'an gibi gelecekten haber verecek. Kur'an gibi bilimsel meselelere temas edecek ve doğru çıkacak. Asırlar sonra doğru olduğu anlaşılacak. Kur'an gibi musikisi olacak. Kur'an gibi ezberlenmesi kolay olacak. Kur'an gibi asırlar geçecek ama bir kelimesi kaybolmayacak. Kur'an gibi insan nefsini terbiye edecek, nefisleri arındıracak. Kur'an'ın ahkamı gibi bütün asırlara, bütün mekanlara, bütün toplumlara uygun kanunları taşıyacak içinde barındıracak. Velhasıl kelam fa bir bi suretin misli. Haydi bir suresinin benzerini getirin. Gerçekten şüphe ediyorsanız. Kur'an meydan okuyor. Bu meydan okuma devam ediyor. Bugün de bu meydan okuma sürüyor. Haydi benzerini getirin diyor Kur'an-ı Kerim. Getiremiyorlar. Eğer Peygamberimiz düşünmüş taşınmışsa okuma yazma bile bilmeyen, okuma yazmayı bile bilmeyen bir insan. Ve o zamanın şartlarında zaten okuma yazma bilsen ne olur ki? Ne bilim var ne ilmiş bir şey yok. Yani Peygamberimiz araştırmalar sonucunda mı Mesela ve şemsu tecri dedi. Bu ayetler kendine aitse. Güneş gidiyor dedi. Yani böyle bir araştırma imkanı mı var? O gün böyle bir bilim mi vardı dünyada? Herkes bizim çocukluğumuzda okullarda bize nasıl öğrettiler? Ee, güneş duruyor, dünya etrafında dönüyor. Kur'an da diyordu ki hayır öyle değil ve şemsu tecri. Güneş bizzat kendisi gidiyor. Ve sonunda geldi dünya Kur'an'ın dediğine. Güneş gidiyor hem de 700 bin kilometre saat hızla gidiyor. Ve kaburcuna doğru yol alıyor. Biz şu anda burada oturup konuşurken dünyamız güneş sistemiyle birlikte beraber gittiği için güneş bizden uzaklaşmıyor. Beraber gidiyoruz güneş ve sistemi, gezegenleri, uydusu beraber. Hep beraber gidiyoruz o yüzden güneşten uzaklaşmıyoruz. Ama gidiyoruz 700 bin kilometre hızla gidiyoruz. Atmosfer olmasaydı uçardık. Atmosferle yerimizde sabitiz. 700 bin kilometre hızla gidiyoruz. Kur'an-ı Kerim dediği çıktı bakın. Bunu peygamberimiz araştırmalar sonucunda mı yazdı yani? Böyle bir şey mümkün mü? Halakal insana min alak dedi Kur'an-ı Kerim. Allah insanı alaktan yarattı. Alak spermle yumurtanın birleşiminden meydana gelen embriyo. Ve alak demek asılı duran demektir. Çocuk anne karnında sperm yumurtayla birleştikten sonra asılı durur. Oradan bitkinin bitmesi gibi biter. Çocuk büyümeye başlar. Bunu peygamberimiz araştırmalar sonucunda mı buldu yani? yani? o Allah Resulü tıp profesörü müydü? O, o gün ultrason mu vardı? Film makineleri mi vardı? MR mı vardı? Tomografi mi vardı? Ne vardı yani? Yani bunları araştırmayla bulmak mümkün müdür? Bunun gibi 100 tane daha misal verebiliriz. Bunların İnsan sözü olamayacağı ortadadır. Ve araştırmayla yazılması mümkün değildir. Öyle söyleyenler buyursunlar Kur'an'ın bir suresinin benzerini yazsınlar. Şimdi bu sözü Mustafa Kemal demiş mi dememiş mi? Demin de ifade ettiğim gibi ben onu bilemem. Ama bir insan bu Kur'an Allah kelamı değildir. Muhammed bunu araştırmalar sonucunda kendi yazdı diyorsa derse bu küfürdür. Ve Kur'an'ı inkardır. Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu inkardır. Kur'an Muhammed'in sözüdür demek küfürdür. Böyle bir şey söylemiş midir? Sonradan birileri onun adına mı uydurdu? Tarihçiler araştırsınlar.